İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bizleri Fıtrat TV YouTube kanalından izleyen ve 102.6 Radyo Fıtrat Radyomuzdan dinleyen tüm dostlarımıza iyi akşamlar. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Hocam ile beraber hazırlayıp sunduğumuz Ekonomide Algı Yönetimi programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah yardımcımız olsun. Cümlemizin sağ olun. Nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın. Sizler iyisin inşallah. Çok şükür. İyiyiz hocam. Geçen hafta Amerika'nın borcundan bahsedip bir New York'ta bir meydanda asılan borç tabelasından bahsetmiştik. Bu canlı olarak. Canlı olarak değil. Her dakika değişikliği şey yapılıyor. Tabii şimdi burada seyircilerimizin bizim her dakika Amerika'ya gidip o tabloya bakacak halimiz yok. Bunu online hale getirmişler. USDebtClock.org USDebtClock.org yani Amerika'nın borcu saati gibi bir şey anlama geliyor. Burada US National Debt şu an itibariyle 23 trilyon 20 milyar küsur geçen hafta dolar. Ne kadardı? Biz 22 küsürlerde konuşmuştuk. 23 trilyon küsur. Yani milyar değil bu, trilyon. Trilyon dolar. Yani 1000 tane milyar. Aynı tabloda kişi başı borcu da görebiliyoruz. 70 bin dolar civarında, 69.756 ve her saniye artıyor. Eğer bu işe merak eden bir seyircimiz, izleyicimiz peki, olsa. Peki burada şu şey yapalım. Yani bu Amerika'nın 23 trilyon borcu var. Alacak ki kim? Her zaman burada hani Amerika dünyanın bir numaralı zengin ülkesi değil mi? Hep ilk sırada gelir, ikinci sıraya koyan var mı? Yok. Dünyanın en zengin ülkesi 23 trilyon borca. Bu 23 trilyonu kimden borç almış? Bir kere zaten ortada olmayan bir para bu. Üstüne üstlükle işte her zaman trilyon, bahsettiğimiz. O trilyon dediğiniz nedir? Bir kağıdın üzerine mesela aynı kağıt izleyiciler alsınlar. Mesela bir 1 dolar alın. Bir de 100 dolar alın. Hatta ben aklıma gelseydi yatırırdım. Üst üste koyun. O rakamları görmeden 1 dolarla 100 doları ayırabilir misiniz? Ayıramazsınız. Çünkü hem boyutları hem renkleri aynı her şeyleri. Boyutta, aynı renkte. Ama ne oluyor? Birisinin yanına 2 tane sıfır koyduğun için 100 dolar oluyor. Birisinin yanına o 2 sıfır olmadığı için 1 dolar oluyor. Üretim aynı. Peki burada yani ve o kağıdın üzerine konan rakamlar para diye piyasaya çıkıyor. Yani şimdi ben burada oturuyorum. Kağıda yazıyorum. 1 yanında 3 sıfır. 1000. Ah. Seni 1000 dolar borçlandım. Sen o 1000 doları borcu verebilmek için ömrün geçiyor, veremiyorsun. Ama ben 2 dakikada bunu ürettim. Senin gibi 1000 kişi gelse ya yarım saati hepsine de verir. Ama ne olacak? 1000 tane 1000 dolar kaç liradır? 1 milyar dolardır. Ya tamam, ne var ki? Peki ben bunu yaparken bir kağıdın üzerine rakam yazdığım zaman kimin hangi ihtiyacını karşılamış oluyorum? Yani insanın ihtiyacı nedir? Mala, şey mala ve hizmetedir. Yani ne adamın karnına bir şey koyuyorum ne de onun bir işini görüyorum. Yapılan şey nedir? Onu borca sokuyorum. Ha o onunla gidip bir şeyler alıyor. Doğru. Fakat öyle bir kağıdın üzerine yazılan rakama karşılık malını satan kişiye ne denir? Akıllı bir adam denir mi? Aptal denir diyecekti. Ne demek istemedi? Bakın şimdi bu dersimiz para tarihi değil mi? Faizin tarihçisi. Mesela Osmanlı'daki tarih de böyledir. Mesela Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası'na para üretme yetkisi verildi. Osmanlı Bankası Osmanlı'nın ya o üzerindeki Osmanlı adı dışında Osmanlı'ya ait hiçbir şeysi yoktu. Ve ona deniyordu ki Osmanlı Bankası'nın çıkaracağı tahviller para gibi geçer demiş. Ne oluyor? İşte geliyor sana bir şey veriyor, bir kağıt veriyor. O kağıt para sayılıyor. Ondan dolayı seni borçlandırması yetmiyor. Bir de seni faize sokuyor. Yani sana bir kağıdın üzerine efendim 1000 altın yazıyorum o zaman altın, 100 altın yazıyorum, 10 altın yazıp veriyorum sana. Sen bana bir sanki 1000 altın vermiş gibi borçlu oluyorsun. Ondan sonra da geri öderken 1100 altın ödeyeceksin diyorum.
Ve ben gerçekten aklım ermiyor. Osmanlı bunu nasıl kabul ediyor? Yani bir tane kafası çalışan insan yok muymuş orada? Akıl alır gibi değil gerçekten. Avrupa, Amerika içinde, Amerika sen bu borcu kimden aldın? Nedir bu 23 trilyon borç? Ortada borç diye bir şey yok. Hep bomboş. Şimdi kağıt da kalktı. Ekranda geçen yazılar. Ya bu biraz Allah akıl ve aklınızı biraz kullanın. Bütün dünya öyle. Ondan sonra bu da yetmiyor. Bir de dediğim gibi ona şey faiz işletiliyor. Yani bunun bir tek izah şekli var. Yani ben aklıma şey vurduğum zaman hani Allahü Teala ayet-i kerimede söylüyor. وَيَجْعَلُوا لِجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine koyar diyor. Şimdi gerçekten bakıyorsunuz ki yani mesela bu Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yığar diyor. Ama bakıyoruz ki insanların çoğusu gerçekten aklını kullanmıyor ya. Yani birazcık akıllarını kullansalar bunu kimse kabul etmez. Yunus suresi 100. ayet hocam. Yunus suresi 100. Önce Yunus suresini açtım ama tamam. Yani hem de hatta orayı da açtım yani yüzün tamam. Demek ki görememişim. Evet Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yığar diyor. İnsanlar hiç akıllarını kullanmıyor. Ya siz ona nasıl para diyorsunuz da onun karşılığında birisi yani bir efendim 10 tane kağıt alacağım diye bir ay çalışıyor. Aldığı zaman o yaşasın diyor. E gidiyorsunuz o kağıtta işlerinizi görüyorsunuz. Herkes alıyor yaşasın diyor. Mesela Türkiye diyor ki efendim bu ay diyor Türkiye'ye şu kadar döviz girdi. Döviz dediğin ne Allah aşkına ya? Ne o senin döviz dediğin? Adam bir kağıdın üzerine yazmış. Kağıt da girmiyor artık. Bir rakam, internetten sana bir rakam gelmiş. Sen bunu nasıl kabul edebiliyorsun? Ve şey de, bakın yani şimdi Osmanlı şimdi aklıma geldi yani. Bizim bu ticaret ve faiz kitabında o Osmanlı'daki para tarihçesi çok ayrıntılı olarak açıklanır. Ya orada şimdi şeye girsin izleyicilerimiz, Merkez Bankası'nın sitesine girsinler, bu para tarihçesine bir baksınlar. Bu Osmanlı Bankası, Osmanlı Devleti'ne Birinci Cihan Savaşı'nda bu hayali borcu bile vermemiştir biliyor musunuz? Onu bile vermemiştir. Ve enflasyon %500'lere çıkmıştır o dönemde. Onların hepsi bizim bu kitapta var. Şimdi şeyde de İkinci Cihan Savaşı'nda da İngilizler Türkler için bastıklarını söyledikleri işte Türkiye'de para matbaası yok orada bastırılıyor. O matbaa için diyorlar ki efendim işte İkinci Cihan Savaşı şeyler Alman uçakları matbaayı bombaladı para kayboldu. Peki 50'likleri yükleyip gönderdikleri şey için, gemi için diyor da Pire Limanı'nda battı. Ve Türkiye'de 5 kuruş para var. Para değil o ya, sen bassana kardeşim ya. Devlet tahvili olarak bas. Madem onunla iş idare edeceksin. Ya ben gerçekten anlayamıyorum ya. Bir hiç mi akıllı insan yok? Ve şu anda Türkiye'de, aynen Amerika gibi ekonomik sıkıntı içerisinde. Ya neyin sıkıntısını çekiyorsunuz Allah aşkına ya? Ya birazcık aklınızı çalıştırsanız da. Yani bir tane kağıdın üzerine şu kadar yazıldı diye sen onu para kabul ediyorsun. Kağıda da yazılmıyor, ekran üzerine yazılıyor. Ya artık biraz akıllı olun. İşte aklını kullanmayanlara pislik, işte bu pisliktir. İşte Amerika'nın üzerine yapılan pisliktir. Fakat ben sadece şunu düşünüyorum buralarda. Bakıyorum, siz Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz. Yıllarca okuyoruz. İnsanlara doğru yolu gösteriyoruz. Ama kimsenin doğru yola girmediği bir derdi yok. İşte bakıyorsunuz, içki içenlerin sayısı.
şıra içenlerin sayısıyla kıyaslanmıyor. Şimdi uyuşturucu içiyor insanlar. Lan biliyorsun sen, hiçbir faydası olmadığı gibi zararı var. Paranı da alıyor, her şeyini de alıyor. Ama bakıyorsunuz ki insanlar hep günah tarafına gidiyorlar. Batılın peşinde, hakkın peşine koşan yok ki. Yalnız şu vardır. Allah-u Teala Nebimize şunu söylüyor. Yani Allah'ın bütün Nebileri bu konuda insanları uyarmış ama insanlar kendi bataklıklarından çıkmak istememişlerdir. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor. Bu En'am suresinde diyor ki ya Muhammed, En'am suresi Mekke'de inmiştir. En'am suresi 135. ayet. Kul ya kavmi amelu ala mekanetikum. De ki ey kavmim, bu bulunduğunuz makamlar, mekanlar, şu elinizde bulunan imkanlar var ya, imkanlara ne yapıyorsanız yapın. İnni hamil, ben de yapacağımı yapıyorum. Fesevfe te'alemun, yakında öğreneceksiniz. Men tekunu lehu akibetüddar. Bu ülkede sonunda kimin eline geçecek göreceksiniz diyor. Yani bu yanlış yapanlar, İşte faize giriyor adam. Kardeşim faiz ekonomi ne olur? Görürsün. Biraz sonra bakıyorsun ki batmış. Birinin oyuncağı olmuş. İşte koskoca Amerika 23 trilyon dolar da açmış. Açmış. Bir iki tane işe yaramaz adamın şeyi olmuş. Tıpkı iblisin peşinden giden insanlar gibi. Aklını kullanan adam iblisin peşinde gider. Tamam, siz elinizden geleni yapın. Çünkü batıl işlerde meşgul olan insanların eline hiçbir şey geçmez. Adam istediği kadar içki içsin, sadece sağlığını kaybeder, parasını kaybeder, çevresiyle ilişkilerde itibar kaybına uğrar. Ama sapasağlam duruşlu kişi bir müddet sonra onların hepsini yönetecek hale gelir. İşte diyor ki Allah, Resul da emrediyor Mekke'deyken. Resulullah Allah'ın kitabına çağırıyor. Yok sen işte öyle yaparsak falan. İşte bugün faizi bırakın kardeşim. Ya öyle yaparsak ama işte bugün işte dünya şartları, ekonomi şu bu falan. Ya kim söylüyor bana? Hem de ben müminim diyorsun. Mümin ne demek? Allah'a inanan, güvenen demek. Demek ki güvenmiyorsun. Ya iblis Allah'a inanmıyorum diyor mu? Sadece Allah'ın emrini beğenmiyor. Sen beğenmediğin zaman o zaman sen eğer iblis gibi olmazsan yarın iblisi itiraz etmez mi? Yok efendim faizi düşürecek. Faizin nesini düşüreceksiniz ya Allah aşkına ya? Faiz düşürülür mü? Faiz diye bir şey olmaz ki. Evet, ondan sonra ayeti tamamlayayım. Diyor ki Allah. قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. De ki ey kavmi, bulunduğunuz konumlarda ne yapacaksanız yapın. Yapacağınız hiç şey yapın. Elinizden geleni yapın. Elinden gelenin ardına koma. Bu nedir? Büyük bir meydan okuma değil mi? İnni amil. Ben de yapacağım. Ben de doğruları anlatacağım. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sonra öğreneceksiniz. مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Buranın akibette bu da bu yer kimin olacak göreceksiniz. İnnehu la yuflihu zalimun. Şurası kesin ki yanlış yapanlar hedeflerine ulaşamazlar. Eninde sonunda gelip bize muhtaç olacaksınız. Bu o demektir. İş bizim elimize geçecek. Peki Mekke'den Muhammed Aleyhisselam'ı yaşamaz hale getirip uzaklaştırdılar. Medine'ye gitti değil mi? Peki Medine'den kaç sene sonra geldi Mekke'yi tekrar aldı? 8. senesi. 8 sene sonra geldi Mekke'nin tam hakim oldu. Her şey onun eline geçti. Öyle bir hakimiyet ki hiç kimseyi de üzmedi. Değil mi? Ondan sonra şey yaptı. Sonra Medine'ye, çevreye, her tarafa hakim oldu. Ya birisi bir yalan söylese ki bunların hepsi bir yalan organizasyondur. O yalan eninde sonunda anlaşılmayacak mı?
Her zaman anlaşılıyor. Her zaman öyle işte. Evet, yani şimdi mesela koskoca Amerika borçlu. Kime borçlusun? Bir avuç para babası diye tanımlanan aslında bir şey olmayan insanlara borçlusunuz. Bu insanlar sizin de emrinizde. Ya hiç mi yok aklını kullanan hiç kimse yok mu? Hani Kur'an-ı Kerim'de hep geçiyor. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Hiç bilginizi kullanmaz mısınız? Hiç Allah'ın hiç ibret almaz mısınız? Bakıyorsun bunların hepsi de onlar için de geçerli. Peki şimdi aynen şey gibi işte. İblis ne yapıyor? Doğruyor, üstünde oturuyor. Sağdan geliyor, soldan geliyor, önden, arkadan ve insanları saptırıyor. Bunlar da işte ekonomi, şu, bir sürü insanların bir takım ihtiyaçlarını çok güzel bir şekilde istismar ediyorlar. İnsanları sömürüyorlar. Evet. Hocam bu aklınızı hiç kullanmıyor musunuz sorusu çok doğru bir soru. Fakat 5000 yıldır kullanan olmamış. İşte bak mesela Adem Aleyhisselam da kullanmamış. Bakın şimdi kredi alan kişi ne diyor? Ben şimdi şu kredi bu borcu alacağım diyor. Hani paranın üretimi bitik bir kenara, o paranın vasfı ayrı. Şimdi gelelim krediye. Şimdi hesap ediyor. Ben şimdi 1 milyon kredi aldım. İşte şuradan şunu alırım, şuraya satarım. Ondan sonra işte şunu üretirim. Ve şu kadar para kazanırım. Canım, kazandığım bir kısmı da paranın sahibine vereyim yani. O bu parayı bana veren o neticede. Bunun mantıksız nesi var? Mantıksız şu. Sen fabrikayı kurdun. Bir sürü iş yaptın. Üretime başladın. Ürettiğin malı sattın. O parayı geri alabilecek misin? Sen sattın, çok zengin de oldun. Çok da mal. Ama bu adam senden mal istemiyor ki. Bu adam senden para istiyor. Sen üretim yapabilmek için ham maddeye ihtiyacın var. Onun için parayı veriyorsun. Oradan gelen paraları işçine veriyorsun. İşte şu makineye, tezgaha, takıma şuraya. Ama buraya ödeyecek nakdin yok. 1 milyar paran olsa bile, bir milyarlık malın olsa bile 10 kuruşluk nakit paran yoksa 10 kuruş borcunu o 1 milyarlık malla ödeyemezsin. Ya burada yapılar farklı oluyor. Hani şimdi şeyi para dolaşımını kana benzetiyoruz ya. Senin vücudunda kan yoksa vücudunda istediğin kadar yağ olsun. İstediğin kadar yiyecek ye. O kan oralara götüremiyorsa şeyleri o zaman yapılabilecek bir şey yok. Dolayısıyla insanlara şey gösteriliyor böyle, önüne çok güzel bir şey çıkarılıyor ve son derece duygusallıkla insanlar etkileniyor. Arkadaki resim gösterilmiyor. Mesela tıpkı şey gibi, mesela iblis yoldan çıktı, bir melekti. Allah'tan kıyamete kadar yaşama izni de istedi. Sonra dedi, ben onları saptırmak için doğru yolun üstünde oturacağım dedi. İlk saptırdığı kim oldu? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam bak, Allah aklını kullanıyor mu kullanmıyor mu görelim bakın. Az önce Amerika için bunlar niye aklını kullanmıyor dedik. Şimdi Adem Aleyhisselam için düşünelim. Adem, ey Adem, senin öğretmenin Allah. Allah sana öyle bilgiler, göklere ve yere ait öyle bilgiler verdi ki onu melekten hiçbirisi bilmiyor, iblis de bilmiyor. Belki bugün, belki değil, kesinlikle bugün hiçbirimizin hayalinin ulaşamayacağı bilgilerle doluydu ve bunu yazıyla öğretmişti Allah. De ki, insanı en çok dünya ile ilgili şeyler, böyle menfaatleri etkiler. İşte ekonomide menfaatin çok yoğun olduğu bir alandır. İblis ne dedi Adem Aleyhisselam'a kandırmak için? Bak Allah da uyardı onu.
Bak dedi, bu iblis senin ve eşinin düşmanıdır dedi. Taha suresinin 120. ayet olacak galiba. Bakayım şimdi, Taha 20. sure. Adem'e diyor ki, bak Adem, bu senin ve eşinin düşmanıdır diyor. Tam 115'ten sonra diyecektim. 117. Evet. ayet, evet. Bakın iblisi gösteriyor. Çünkü yoldan çıktı, Allah kafa tuttu, yani bir demagoji yaptı. Bu senin ve eşinin düşmanı da dedi. Ben de onlar için doğru yolun üstüne oturacağım dedi ya. Bütün becerisini saptırmak için kullanacak. Sakın ha sizi bu bahçeden çıkarmasın. Çünkü güzel bir bahçeye yerleştirildi. İnsanları aldatanlar bunun ahiretteki cennet olduğunu da söylerler. Maalesef tefsirlerin hemen hemen çoğusunda böyle vardır. Bu mümkün değil öyle bir şey olması. Çünkü Allah Adem'i bu dünyada yaratmıştır. Bu dünyada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz ve burada tekrar dirileceksiniz demiştir. Ahiretteki cennetten çıkış yoktur. Oraya girdin mi bir daha çıkmaz. Ahiretteki cennette iblisin ne işi var? Ben onu soracaktım. Ahiretteki cennette iblis nasıl oluyor? Ondan sonra maalesef işte akıllarını kullanmayanlar Allah'ın ayetlerini de saptırıyorlar. Kendileri uyduruyorlar. Kendileri Allah'ın ayeti koyacağı mı? Ondan sonra diyor ki bu seni sakın diyor bu bahçeden çıkarmasın. Ne demek? Çünkü Allah'a karşı yanlış yaparsan cezasını görürsün. O zaman sıkıntıya girersin diyor. Peki iblis ona ne dedi? İblis diyor ki bakın gene 120. Aklını karıştırıyor. Şöyle diyor ki Adem sana ölümsüzlük ağacını göstereyim. Allah dedi ki şu ağaçtan yeme. Fakat onun dışında her türlü imkanın her şey olduğu serbest. Bir ortam. Bir tek yasak var. Her şey serbest. Sadece şu ağaçtan yeme. Bütün Adem Aleyhisselam bütün yiyecekleri yemek bir şey, her şeyi öğrenmedi hiçbir şey yok Adem Aleyhisselam. Böyle birilerinin zannettiği gibi yok efendim işte insanlar şey yapmış mağara devri, yontma taş devri, cilalı taş devri, hayal. Hayal ürünü başka hiçbir şey değil. Gerçeklerle bir alakası yok. Arkeolojik kazılar yapıldığı zaman da bunun hayal ürünü olduğu ortaya çıkıyor zaten. Allah'a inanan birisi için zaten böyle bir şeye inanmak mümkün değildir. Ama aklını çalıştıran da böyle bir şeye asla inanamaz. Ya bir insan, şurada bir buğday tanesi düşünün, ayağını bassın ezildi. Oradan sen onu keşfedebilir misin? Hı? Keşfedemez. İmkansız. Peki o unun suyla karıştırılıp da, efendim çok sayıda buğdayı ezdiğimizde bu un olur, suyla karıştırılıp da bunun hamur olacağını keşfedebilir misin? Herhalde Adem Aleyhisselam'dan bu yana herkes sırayla denemiş olsa bile bunu keşfedemez zaten. Peki ona bir de şey katılacak, maya katılacak. Ondan sonra su yapacaksın. Ateş, direkt ateşte değil. Ateşin en direkt vurmuş olduğu bir ortamda onu pişireceksin, ekmek olacak. İçine de tuz katacaksın. Şu kadar suyla yapacaksın. Şu kadar bekleteceksin. Ya, aklını çalıştıran bir insan bir şey yapar mı? Sonra biz insanız, biz şey değiliz ki, hayvan değiliz ki. Bir hayvanı koyun, bir koyunu koyun otlak yere, yanında da su olsun, tüm ömrünü orada geçer, hiç problem yok. Ama insan öyle değil ki, bak gömleğimiz var, bunu birisinin dikmesi lazım. Gözlükler var, birisinin yapması lazım, ayakkabımız var, pantolonumuz var. Şimdi bak şurada konuşuyoruz, bir sürü aletler kullanıyoruz. Bizim gibi bir başka canlı var mı? Şimdi Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğretiyor. Allah diyor ki şu ağaca yaklaşma. Ondan sonra da şeytan yapabileceği tek şey o ağacı, Adem'i o ağaca yaklaştırıp, şimdi Adem'e kızıyor, benim bu aleme gelmeme sen sebep oldun diyor. Şimdi şeyden, meleklikten düştü ya. Onlar intikam alacak. Diyor ki vesvese bir vesvese ne böyle fıs fıs fıs. Ya vay be. Şu ağacın ne olduğunu Adem bir bilse ya. Dikkat. Fıs
fısıltı. Direkt konuşsa Adem kabul etmez. Konuşmanın uslubu da var. Ansim insanların kulaklarına o kadar çok vesvese geliyor ki bu faizli sistemle alakalı. Bu adamın bir bildiği vardır diyor. Tabii ki. Onu vesvese veriyor. Diyor ki sana ebedi, yani hiç ölmeden yaşayabileceğin, yaşama imkanı verecek bir ağaç var. Göster, ya onu sana göstersem mi acaba? Ha? Hangisi? Bak, hiç ölmemek. Kimin özelliği? Allah'ın. Sadece Allah'ın özelliği. Her şeyi öğrenen Adem öleceğini bilmiyorum. Peki, Adem'in karşısında muhalefet edeceği hiçbir varlık yok. Çünkü melekler ona secde etmiş. Rakipsiz. Kimi rakip alıyor kendisine? Allah'ı. Allah'a rakip alıyor. Bugünkü faizciler de öyle. Allah bilmez, biz biliriz diyorlar. İşte biz fıkıhta da gösterdik. Ayetleri hiç dikkate almıyorlar. Resulullah'ın hadislerini de almıyorlar. Biz biliriz diyerek ve milleti dinle kandırarak, bak doğru yolun üstünde oturacağım diye diyor ya, işte onlar da doğru yolun üstünde oturarak insanları saptırıyorlar. Ondan sonra diyor ki ve mülkün layı bir de yok olmayacak saltanat. Vay. Yani öyle şey söylüyor ki Adem'de her türlü imkan var ama ölümle ölmemek müthiş bir şey. Yok olmayacak saltanat. Muhalif bir varlık var. Yarın oğlum gelir bana muhalefet eder kızım ama bir saltanat olduğu zaman bitti. Kim de var yok olmayacak saltanat? Allah. Bak Allah'ın kafasını çalıştırırsa Adem o şeyden yer mi? Yiyor işte. İnsanlar böyle akıllarını çalıştırmıyorlar. Siz bak Adem'i uyaran Allah. Biz de Allah'ın ayetleriyle insanları uyarıyoruz. Uyanan var mı? Ama sonunda Adem kaybetti. O bahçeden çıkmak zorunda kaldı. İblis de Allah'ı baş kaldırdı, kaybetti o da. Birinci kat semada olan, yani birinci kat göklerde olan çalışma alanından uzaklaşmak zorunda kaldı. Oraya yaklaştırılmıyor şimdi. Hemen meteorlarla uzaklaştırılıyor. Evet. Biz bunu tarihsel bilgi olarak vermek gerekirse ve inanılmaz bir durum. O günkü şablon neyse 5000 yıl önceden bahsedeceğiz şimdi. Bugünkü şablonun da aynı olduğunu görüyoruz. Sümerler, Babililer, Asurlular, bunların hepsi döneminin en büyük medeniyetleri. Tabii. Arkasından gelen Roma İmparatorluğu, yeryüzünde kurulmuş olan, bildiğimiz en azından kurulmuş olan en büyük medeniyet Osmanlı ikinci sırada geliyor ondan sonra toprak hakimiyeti açısından. Arkasından Osmanlı İmparatorluğu. Yani herhangi bir gün bir Osmanlı vatandaşına gidip de sen bu bir gün bu faiz yüzünden bu ülke yok olacak deseydi kimse haklısın der miydi? Veyahut da herhangi bir yok oldu gitti. Sümerliğe, Babilliğe. Bunlar da öncelikle faizler insanları köleleştirmişler. Arkasından insanları geçip yani borcunu ödeyemeyenin kendisine el koymuşlar, karısına el koymuşlar, toprağına el koymuşlar, işte evine el koymuşlar, hayvanına el koymuşlar, köleleştirmişler, kendi topraklarında kendilerini çalıştırır hale getirmişler. Bugün dünyada insanlar ülkede köle değil mi bugün? Köle. İşte Amerika'da köle. Tabii ki köle. İnsanlarını da, toplumu da köleleştirmişler. Amerikan toplumunu. Çünkü hepsi borçlu. Ülke diye. Kişi başı boş değil. Demin okuyordum. Tekrar bakalım. Yani izleyicilerimiz bilsin. Bunlar güncel bilgiler. Tabii. Bilgiler. Tabii yani bunu derhal. Bilgiler değil. O siteye girip tekrar sitenin ismini de söyleyelim. US Debt Clock. usdebtclock.org 69.756 dolar per citizen. Vatandaş başına borç. 69 bin. 70 bin dolar. Yani 70 bin dolar kişi başı. Bunu Türk lirasına çevirirsek ne olur? Bugün 6 bin lira kabul et yuvarlak hesap olarak. 420 milyon lira. 69 bin dolar. 6 bin lira. 420 bin lira. Yok 420 bin değil. 6 ile çarparsak. Bak şimdi 70 bin diyorsun. Evet. 70 bin dolar.
1 dolar kaç lira? 6 lira değil mi? Ha 6 lira. Ben 6 bin lira yanlış söyledim. Evet. Ha, tamam. 420 bin lira para ediyor. Kişi başı borç 420 borç. Bin lira ediyor değil mi? Ailenin borcu da 1 milyon dolar demiştin sen. Geçen haftaki aile başı şeyden öyle konuşmuştuk. Evet, evet. O da o tabii uzun bir şey. Şimdi zaman alır. Burada çok veri var. İzleyicilerimiz bakarlarsa çok tabii, şaşıracaklar. Çok ayrıntılı detay evet. Ne olmuş tüm insanlar? Köleleştirilmiş. Köleleştirilmiş. Bak bir de şu vardır. Din kelimesiyle deyin kelimesi aynı şeyden kaynaklanır. Yani aynı kökten. Aynı kökten. Araplar Arapça'da borca deyin denir. Din de borçtur. Din kişinin Allah'a olan Allah borcudur. Çünkü bütün nimetleri veren Allah'tır. Bizim de buna karşı bir borcumuz söz konusudur. Allah'a boyun eğeriz. Allah kendinden başkasına boyun eğilmesini asla kabul etmediği için borca dayalı bir ekonomiyi de asla kabul etmiyor. Onun için borç da işte burada ekonomiyle ilgili konuştuğumuz zaman borca dayalı bir ekonomi olamaz. Finansman diye bir kavram İslam'da asla olamaz ancak ortaklık olabilir. Borca dayalı olduğu andan itibaren artık siz o borçlu olduğunuz kişinin emrine girmiş, ona karşı şey yapmış olursunuz. Onun kölesi olursunuz. Mesela bizde halk arasında konuşulan bir söz vardır. Borç yiğidin kamçısıdır derler. Ne demek? Efendim bunu hemen terse çevir. Borç yiğidi çalıştırır derler. Borç yiğidi çalıştırır doğru. Ama kamçı kime vurulur? Köle. Köleye vurulur. Borç yiğidi, yiğidisiz, yiğit olan bir kişiyi, bir kişiye kamçı vurabilir misiniz? Döner sizi şey yapar. Ama borçlu olduğunuz zaman yiğitlik artık beş para etmemeye başlar. Ve sizi istediği kadar kamçılar. Ve Allah'tan başkasına köle yapar. Dolayısıyla Allah'tan başkasına köle olmayı asla kabul etmeyen bu din, borca dayalı bir ekonomik sistemi asla kabul etmez. 1 milyarda bir bile faizi kabul etmez. Faiz düşürülemez. Faiz diye bir şey asla kabul edilemez. Allah sistemi bu şekilde yaratmış. Allah'a inanan ve güvenen bunu böyle kabul etmek zorundadır. Kendi kafasına göre tamam ama şunları şunları yapmalıyız. Bugün millete karşı yok kusura bakmayın. O zaman Allah bilmiyor siz biliyorsunuz. Böyle bir saçmalık olamaz. Evet. Tabii yani şimdi dediğim gibi bu Sümer dediğimiz medeniyet ya 2000 Sümer, yıldan fazla bir medeniyet. Şeydir işte Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle gelen insanların tabii işte gemi Cudi Dağı'nda şey yapıyor. Bizim Güneydoğu'daki Cudi Dağı'na şey yapıyor. Geminin yeri bugün hala belli. Ve Cudi Dağı ve çevresinde medeniyet oluşturuyorlar. Sümerler dediğiniz odur. Başka bir şey değil. Fakat bu medeniyeti ve diğer bahsettiğimiz medeniyetlerin hepsini borç, faizli borç sistemi. Önce köleleştiriyor. Arkasından artık köleleşmekten sıkılan karısını, çocuklarını, toprağını, bütün malını kaptıran insanların bir başkaldırısı başlıyor. Ve sonuç olarak da o toplumların hepsi ilerleyen haftalarda inşallah geleceğiz Roma İmparatorluğu da dahil olmak üzere. Ardından da Osmanlı İmparatorluğu, siz demin Osmanlı Bankası'ndan bahsettiniz. Osmanlı'yı mutlaka anlatalım. Çok önemli. Tamam. Osmanlı Bankası'nın yani dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Osmanlı Bankası'nın isminin Osmanlı olması bir şey ifade etmiyor. İsmi dışında Osmanlı yok. Hiçbir. Öncelikle İngiltere'de her zaman burada konuştuğumuz Rothschild ailesinden alınan borçları var Osmanlı İmparatorluğu'nun. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu borçlarının peşinde koşabilmek için burada bir banka kuruluyor. Daha sonra Fransızlar da bu bankanın içine giriyorlar. Ve bütün amacı Osmanlı İmparatorluğu'ndan verdikleri parayı geri almak olan bir kuruluştur Osmanlı Bankası. Ama halk yanlış algılamasın. Programımızın adı Ekonomide Algı Yönetimi. Halk mı? Halk. Aa Osmanlı Bankası. Demek ki bizim imparatorluğumuzun, devletimizin bankası desin diye. Bu konuya gireceğiz ilerleyen haftalarda. Standart hep böyle aynı ufak tefek makul faiz oranı olsun. Düşük faiz oranı olsun, efendime söyleyeyim, halkın elindeki her şeyi almayalım tarzı yaklaşımlarla
Bugün de bu makul faiz oranını görüyoruz yani. Makul faiz oranı ne demek yani? Ben... Makul olur mu faiz? Faiz oranı mı olur ki makul olsun? Borca dayalı, sen borçlanıp da birisinin kölesi olduktan sonra bunun azı çoğu olmaz ki. Ya bugün tüm ülkeler köledir. Ve tüm insanlar köledir. Hocam, Ocak-Eylül arasında hazinenin iç borç kullanma ve ödeme tutarları. Devletimizin hazinesinin Ocak-Eylül arasında hazinenin iç borçlanma, kullanma ve ödeme tutarları. 9 ay içerisinde. Yani. Evet. 2018 yılında, 2015'ten başlayalım. 2015 yılında 75.2 borç kullanmış, 53.4 borç ödemiş. Yani 20 civarında bir borçlu kalmış. 2019'a geliyoruz. 148.7 borç almış. Bak 74'ün iki katı. İki katına çıkmış. Bir dakika, 74 dedin değil mi? 70, evet. 74'ü 2 ile kat, çarp. 148. 148. İki katı. Kime borçlandın? O dönem ödenen borç 53, 2015'te mi? 2019'da 58. Yani ödediğin artmıyor. Bak 58, 53, 58, 111. 111 milyar ödemişsin. Ne kadar borcun var? 143, 75 daha 225 milyar ve borç almışsın zaten. Sadece o 2 ay, 2 seneden bahsediyoruz. Burada daha detaylı olarak var. Sıkmayalım seyircilerimizi. Faiz düştü diye kimse faizden kaçmıyor. Faiz düştüğü zaman millet faize koşuyor. Yok yani kimseye faydası olmuyor. Kimseye de faydası olmuyor. Evet. Yani bu borçlanma düzeninin var mı çözümü? Var. Tarih içinde yaşanmış. Ya. Medine dönemine gidelim. Siz demin bahsettiniz ki çok kısa süre içinde önce Medine'ye hakim olmuyor. Arkasından Mekke fethediliyor. Çok çok kısa bir süre içinde de ya bak, bütün burada, Arap Yarımadası. Burada sürekli konuşuyoruz. Aynı şeyleri tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Bugün dünyadaki ekonomik sistemi sadece Türkiye'de değil, dünyadaki ekonomik sistemi düzeltmek kadar kolay bir şey yoktur. Ama ne olacak? Efendim içki içmeyeceksiniz dediğiniz zaman bir sürü içki fabrikası kapanacak. Menfaatleri zedelenenler ortalığı yıkacak. Ama içki için yandan itibaren herkes of be ne güzelmiş demeye başlayacak. Ama burada bir iradeye ihtiyaç var. İşte Resulullah Mekke'deyken faizin yasaklanmasına bir etki ortaya koyamadı. Yoksa bazıları diyor ki Mekke'de faiz haram değildi. Nasıl haram olmaz ya? Onun ayetleri var ama tabii insanlar şey yapmaz. Sistemi bilmedikleri zaman o ayetlerden anlamaları da mümkün değildir. Mesela Allah En'am suresinin 90. ayeti olacak. Adem aleyhisselamdan Resulullah'a kadar olan Nebi'den 18 tanesinin isimle diğerlerinde Adem aleyhisselamın ve Resulullah'ın adı yok. Diğerlerine de işaret ederek hepsini anlattıktan sonra diyor ki İşte bunlar Allah'ın kendisine rehber verdiği kişilerdir. İşte Resulullah Mekke'deyken Kur'an tamamen indirildiği yok. Sen onların rehberlerine uy. Rehber kitap yani. Mekke'deyken sen onların kitaplarına uy dediği Tevrat ve İncil. Tabii ki. Bugün de Tevrat'ta, İncil'de faiz kesin haram. Onu da önceki haftalarda görürüz. Kesinlikle haram. Kesinlikle. Tevrat'ta yasaklanıyor. Mekke'deyken ona uy deniyorsa... Mekke'de bir Muhammed Aleyhisselam'ın Yahudilerde, Yahudilikte, Tevrat'ta faizin haram olduğunu bilmemesi mümkün değil. Çünkü Mekke çok ciddi bir, dünyanın en ciddi ticaret merkezi. O da orada doğmuş, büyümüş bir insandır. Ve ticaretin içinde olan bir insandır. Ticaretin içinde olan bir insandır. Dolayısıyla şimdi bunlar uygunun en büyük faizleri, bugün de Yahudiler, o gün de Yahudiler. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok sayıda ayet var zaten. Ama Resulullah o Yahudileri kısa sürede nasıl Medine'den atıyor? Sadece Allah'a güvendiği için atıyor. İşte ben Müslümanım diyenlerin en büyük sıkıntısı Allah'a güvenmemeleridir. Tamam ama diyen adamın Müslümanım demeye hakkı yoktur. Allah'a güvenmek, Allah'a tam teslim olmayı gerektiriyor. Allah ne diyorsa o demeyi gerektiriyor. Ya ama siz içinde bulunduğunuz şartları bilmiyorsun. Vay be! Vay be, ne demek içinde bulunduğun şartları bilmiyorsun? Bu Allah'ın sistemi. Sen nerede yaşıyorsun? Allah'ın yarattığı bir toprakta yaşamıyor musun? Allah'ın yarattığı bir insan değil misin? Allah'ın yarattığı bütün nimetlerden yararlan, ondan sonra Allah'a akıl öğretmeye kalk. Sen o zaman hiçbir zaman
bu sıkıntıdan kurtulamazsın. Bak tekrar ne olmuş? Geçen seneki 74, bu sene 148'e çıkmış değil mi? Bunlar istatistikler değil mi? Evet, evet. Peki 108'de ödenmiş, borç kaça çıkmış toplam? 200. Şimdi bu yıllık farkları söylüyor. Bu farklar, ben 2015'e gitmiştim. Borç. 75, bugün için, bugün itibariyle fark. 2019 Ocak Eylül arasında 80-90 milyar net borçlanmış hazine. 90 yeni milyar borç net eski borçlanmış. Borçların üzerine ilave eski borçların ama. Üstüne ilave tabii. Kimi ödeniyor, kimi ödenmiyor. Peki hazineye onu borçlandığı zaman ben Allah'a hamdolsun hayatımda hiç faizle bir uzaktan yakından ilgim olmadı. Benim kardeşlerim, çocuklarım bunlara da elimden geleni şey yapıyorum. Ama istediğin kadar olmasın. Biz bu devlette, bu devletin içinde yaşayan kişi değiliz. Ondan biz de etkileniyoruz. Şu içtiğimiz su var. Suyun içerisinde şey. Herhangi bir... Geçen hafta ne yaptınız? 90 liraya kadar şey %90 finansman şeyleri para bankalı para babalarına gidiyor. Ya ben 100 liraya aldığım şeyin 90 lirası faiz. Ya bu ne oluyor Allah aşkına? Faiz var. Finansman gideri diyelim. Finansman kur gideri de var orada ama. He? Kur farkı da var orada ama. Fark etmiyor aynı şey. Aynı döngü. Onlar birbirinin şeyleridir. Evet. Yani bu şekilde bakıldığı zaman o zamanki medeniyetler, Roma medeniyeti, Osmanlı Devleti'ni yıkan faiz, Amerika'yı, Türkiye'yi, Batı'yı, Avrupa Birliği'ni, Rusya'yı yıkmayacak mı zannediyorsunuz? Yıkacak. Kim ayakta kalacak? Kim ki Allah'ın dinine uyuyorsa onlar ayakta kalacak, başkaları değil. Nitekim siz demin bir çok güzel iblisten örnekler verdiniz. Yani iblis Allah'ın varlığını ve birliğini biliyor mu? Kesin olarak. En küçük şüphesi yok. Kendisi melek olduğuna göre meleklere inanıyor mu? O dönemde nebi yok. Meleklere inanmaması diye bir şey söz konusu olamaz ki. Bilsin. Kendisi nebi zaten. Ahirete de inanıyor. Melek zaten. Ahirete inanıyor. Yeniden diriliş gününe kadar beni yaşatıyor. İzin istiyor. Yani bugün ben dört dörtlük Müslümanım diyen herkes... Hayır bugün bakın. İslam akaidi diye gösterdikleri kitapları açsınlar. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan. Ahiret gününe inanan. Yani varlığını kabul eden. Ondan sonra efendim meleklerine inanan. Ama henüz bir kitap kendisine ulaşmadığı için o kitaba inanmayan. Buna inanan kişiler ne derler? Müslüman derler. Dört dört. Henüz bir nebiden haberdar olmadığı için inanmayan. Çünkü Adem henüz nebi olmamış. Henüz Adem'e kitap verilmemiş. Ama mesele o değil. Allah'ın secde etme emrini beğenmiyor. Allah niye secde etmedin dediği zaman bak aynen bunu şey yapalım karşılıklı olarak. Bugünkü faize uygulayalım. Mesela açayım ben şu şeyden Araf suresinden. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi. İblis'in verdiği cevapla bugünkü faizcilerin verdiği cevabı bir karşılaştıralım. Tarih dedik derse ama çok eski tarihe geçti. Adem Aleyhisselam'a kadar gittik. Şimdi bakın Allah-u Teala tüm meleklere, Adem'e tüm bilgileri öğretiyor. Oradaki ruh Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bilgisi demektir. Bir de o bilgiyi işleyecek yapı, o bilgiyi işleyecek yapı bizim vücudumuzdadır. Yani bunu izleyicilerimizin kolay anlaması için bilgisayar işletim sistemi gibi diyebiliriz. Ruh canlılık değildir. Yani bilgisayar canlılığı ve elektriktir. İşletim sistemi başka bir şeydir. İşte ruh bizdeki işletim yani o bilgiyi kavrayabilecek. Allah'ın bilgisi tabiatta da vardır. Kur'an da ruhtur. İşte tabiattaki bilgiye de ruh diyor. Ben ruhumdan üflediğim zaman diyor. Yani ben o bilgimin bir kısmını Adem'e öğrettiğim zaman secdeye kapanır. Adem o bilgiyi öğretiyor Allah. Meleklere soruyor. Hadi söyleyin bakalım bu şu mal şu eşya ne işe yarar? Şu şeyler, şu taş neye yarar? Şu demir şu maden neye yarar? Şu göklerde ne var? Şu ne işi var dendiği zaman hepsi bilmiyoruz ya Rabbi diyorlar. Adem anlatıyor ama Adem'i müthiş kıskanıyorlar. Hepsi melek, iblis de melek. Adem'e secde edin dediği zaman bütün melekler secde ediyor. Ama İblis hariç. O secde etmiyor. Şimdi asıl konuya geldik.
Bugün sana soru sorayım, ondan sonra karşılaştıralım. Kredi alanlara niye kredi alıyorsun kardeşim, haram değil mi dendiği zaman ne cevap veriyorsun? Ekonominin şartları böyle diyorlar. Başka türlü başka imkan yok diyorlar. Almazsan bu işte ekonominin şartları. Peki faiz haram değildir diyor mu? Demiyor. Demiyor. Ben de biliyorum haram, biliyorum. Ama yani bugün borcum var, alacağım var, işçim var, yatırımım var, işte şu var, bu var diye ne yapıyor? Demagoji yapıyor. Sen diyorsun ki Allah haram kıldı, niye yapıyorsun diyorsun. Şartların kendisi oraya zorladığını söylüyor değil mi? Şimdi bak, aynı şekilde iblisin verdiği cevabı dinleyelim. Allah iblise diyor ki bak, Allah savunmasını almadan kararını vermiyor. İblisten savunmasını istiyor. Diyor ki قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ 12. ayeti Araf suresi. Sana emrettiğimde secde etmene engel ne oldu? Bak hemen şimdi ne diyecek? Mesela faizi savunur mu senin soru sorduğun işçiler? Şey, yani bir iş adamına sorsan faizi savunur mu? Bugün bence kapitalist üzerindeki insanlar da dahil olmak üzere faizin iyi bir şey olduğunu söyleyen ben bir tane insan olduğunu zannetmiyorum. Olamaz. Şimdi iblis bak, iblise Allah diyor ki niye secde etmedin? Secde kelimesinden bahsetmiyor. Bunlar da faiz kardeşim kötüdür. Bunlar da faizin kötülüğünden, iyiliğinden bahsetmiyor. Faizi Allah haram kılmıştır, kılmamıştır demiyor. Efendim işte bütün ilahi dinlerde faiz yasaktır, yasak değildir demiyor. Ama işte tıpkı Allah iblise niye secde etmedin dediği zaman iblis hemen kıvırıyor. O soruya cevap vermiyor, başka bir şey söylüyor. Diyor ki ene hayrun min, ben Adem'den daha hayırlıyım. Sana sen mi hayırlısın, Adem mi hayırlıdır diye soran mı var? خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَوْ مِنْ طِينَ Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Mesela sen desen ki ya benim, bak ben hiç faize meşgul olmuyorum. Sen niye? Kardeşim senin şartların başka, benim şartlarım başka der. İşte bu iblis de diyor. Adem'in şartları başka, benim şartlarım başka. Ya sana Allah Adem'in senin şartlarını mı soruyor? Niye secde etmedin diyor. Ben emrettim diyor. Şimdi biz insanlara Allah haram kılmış, niye terk ediyorsunuz, niye yapıyorsunuz dendiği zaman ama işte bilmem ne falan filan, haram değildir demiyor hiç kimse. İblis de demiyor ki sen bana böyle bir emir vermedin. Ben senin emrini tutmam diyor mu İblis? Demiyor. Demiyor. Bugün de ben faiz tabii elbette yani ilk fırsatta faizden vazgeçeceğim falan filan diyebilir. Ama olay o değil. Olay o değil yani. Şimdi peki benzerlik var mı? %100 birbirine aynı işte. %100 aynı. Hemen kıvırmalar başlıyor. Ondan sonra bak Allah da ne diyor? Faizle meşgul olanlar, işte okudunuz dünyanın en büyük devleti, borçlu, onu asıyor. Şimdi siz Amerikalı olsanız, kişi başı borç 70 bin dolara çıkmış. Vay be. Lan bu memlekette yaşanmaz dersin. Aile başı borç 1 milyon dolara çıkmış. Neyse o ikisinin farkı nereden kaynaklanıyorsa onu bilmiyorum. Onların anlattığı şeyleri o. Bu ne ya? Bu ülke batmış. Artık bu da yaşanmaz. Şimdi o hemen arkasından Allah-u Teala diyor ki gâle fehbet mine, in oradan aşağı diyor. Ne yapıyor? İtibar kaybına uğruyor. Meleklik görevinden şey yapıyor. Onun için bu faizle meşgul olanların tamamının sonu itibar kaybıdır. Ama dışarıdan insanlar zannediyor ki işte büyük büyük iş sahipleri çok iyi. Halbuki onlar git bir onlarla bir konuş. Onlarla bir konuş bakalım. Bakalım ne diyor. Tabii bir de işin enteresan tarafı böyle değil, farklı olan bir sistemin olduğunu da ortaya konuluyor. İşte emek sermaye ortaklıkları, sermaye sermaye ortaklıkları, tarımla ilgili ortaklıklar vesaireler, bunların hepsi ortadayken
ısrarla bunun peşinde koşulmuş ama bugün koşuluyor demiyorum. Bakın 5000 yıl önceden beri koşuluyor ısrarla bunun peşinden beri. Yani hiç farkı var mı yani Adem'in Adem'e secde etmeyen iblisin tavrıyla? Ama mesela bak Adem Aleyhisselam böyle bir demagojiye gitmedi. Az önce Adem örneği verdik ya. Yani bir Müslüman da Adem Aleyhisselam gibi bir günah işleyebilir. Faize girmiş olabilir. Onun yapacağı şu Adem Aleyhisselam gibi davranmaktır. Girmişsindir, olur. Adem Aleyhisselam da o ağaçtan yiyince iblisin aldatmasıyla Allah onun da savunmasını istiyor. Orada diyor ki Allah Adem'le Havva ikisi de yiyor oradan. Elem enhekum an tilkum eşşecere. İkinizi de şu ağaçtan yasaklamamış mıydım? İkinizi. Adem ve Havva. Yeryüzünde iki kişi, üçüncüsü yok. Tabii bu böyle anlatılmıyor. Ademler var, Havvalar var falan gibi. O ya artık tabii, ekonominin konusu değil tabii. Atış serbest. Allah'a güvenmedin mi? Ama en rahatsız edici de güvendiğini söyleyen insanların bu saçmalığı şey yapmaları. Çok rahatsız edici bir şey. Bak yeryüzünün ilk iki insanı Adem ve Havva, yeryüzünde ilk ölen insan da Adem ve Havva'nın oğlu. Nasıl defnedeceğini bilemediği için o da En'am suresi 26 ve devam ayetlerde nasıl defnedeceğini bilemediği için Allah bir karga gönderiyor. Karga yeri eşeleyerek nasıl defnedeceğini gösteriyor. Şimdi bakın Adem ne cevap verdi? Allah. Bak iblis demagoji yaptı. Yani sen söylüyorsun kardeşim bak faiz haramdır. Bu faizi bırakın. Ama siz bilmiyorsunuz Türkiye'nin ekonomik şartları, işte bankalar, işte şu, işte bu bir sürü şeyler sayıyorlar. Tıpkı iblis gibi. Ama Adem de aynı suç işledi. Adem ile Havva'ya diyor ki ben size dememiş miydim? Ben sizi şu ağaçtan yasaklamamıştım. Hatta Adem iki suç işledi, bir suç değil. Bir ağaçtan yedi, bir de Allah bak dikkat edin sizi saptırmasın dediği şeytana uydu. Diyor ki size dememiş miydim ki şeytan sizin açık düşmanınızdır. Düşmanı dost bildiniz. Şey yaptınız da. Bugün de işte Allah-u Teala Yahudileri, Hristiyanları kendinize dost bilmeyin. Yani onlarla ilişkilerinizde çok dikkatli olun diye bize sürekli uyarılarda bulunuyor. Ama insanların ekonomisini onlara teslim ediyorlar. Aynen onun gibi. Diyor ki Allah-u Teala bize anlatıyor. Gala Adem ile Havva şöyle dediler. Rabbena zalemna enfusena. Bu da Araf suresinin 22 ve 23. ayetleri. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Şimdi mesela birisi bu faize girmeyecektim dedi ya ben yanlış yapmışım. Ben yanlış yaptım diyenle kendini savunan aynı olur mu? Olmaz. Kendini savunan ne yapmış oluyor? Kendini doğru, Allah'ın emrini yanlış kabul ediyor. İşte kafirlik budur. Bu kafirdir. Ama ben yanlış yaptım diyen ne demiş oluyor? Ben hatalıyım. Allah'ın dediği doğru. Ben yanlış yaptım. Allah'ın dediği doğru. Bu işte günahkardır. Aynı suçu işleyen iki kişi. Birisi diyor ben yanlış yaptım. O diyor günahkar Adem gibi. Birisi diyor ki ya tamam ama yani şartlar durur. O da oluyor iblis gibi. Kafir oluyor yani. Diyor ki وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Ya Rabbi, bizi mağfiret etmezsen, yani işlediğimiz günahı örtmezsen, yok saymazsan ve bize de ikramda da bulunmazsan, gerçekten kaybedenlerden oluruz. Çok yanlış yaptık. İşte ben de bu faize girdim. Ya Rabbi sen bizi affet, bize yardım et. Eğer sen yardım etmezsen biz battık, yine battık. Tamam, aynen Adem gibi söyle. O zaman bak, evet bulunduğun konumu kaybedersin ama tekrar borçsuz ve sıkıntısız bir hale gelirsin. Zamanla yani, böyle iki dakikada olmaz.
Ondan sonra ama Allah-u Teala diyor ki hadi in bakayım oradan. Tevbe etmeleri o bulundukları bahçeden çıkmalarını engellemiyor. Şimdi faize girdik ama o faizin sıkıntısını yine ekonomimizde şeyde görürsünüz. Görürsünüz ama iblis gibi olmazsınız. Bir müddet sonra düzelirsiniz, kendinize gelir, rahatlarsınız. İşte şimdi gördünüz mü bakın. Bugün faiz karşısında ya hakikaten yanlış yapmış, ya Rabbi beni affet diyen kişi kim gibi oluyor? Adem. Adem gibi. Ya tamam ama biliyoruz yanlış ama diyen kim gibi oluyor? Şeytan. İblis gibi oluyor. İblis. Yani çok dikkatli olmak gerekir. Bir de bu genel olarak insanlarda şöyle bir söylem var. O söylemi de bir son değerlendirip ondan sonra programımıza son verelim. Faiz ihtiyacı olanlara, fakirlere vesaireye verildiği ve onlara sömürme aracı olarak kullanıldığı için yasaklandı söylemi var. Kim söylüyor onu? Baktığımız zaman fıkıh kitaplarında vesairede faizi savunma anlamında yorum yapan alimler. Fıkıh kitaplarında onu söylemezler de bazı hocalar söylüyor maalesef. Şimdi ben mesela şu soruyu sormak istiyorum. Hangi para sahibi, ha o olabilir, o zaman da olmuş, şimdi de olabilir. O insanı köleleştirmek için yapılan bir şey. Fakat hangi para sahibi büyük krediyi karşılığında teminat almadı, karşılığında garantör olmayan, kefili olmayan herhangi birisine verir? Yani ona verdiği zaman, borcunu geri alamadığı zaman fabrikasına el koyacak, evine el koyacak, arabasına el koyacak, bankadaki parasına el koyacak, her neyse. Ama onu ele o malı mülkü ele geçirecek. Öbür taraftakinin de kölesi yapıyor işte. Yani bugün borçlu olan insanlar köle gözüyle bakmamız yanlış mı olur bilmiyorum. Köle gözüyle bakmak çok doğru olur da eğer alacağı bir şey yoksa kesinlikle borç vermez. Alacağını da 100 lira borç veriyorsa 150 lira 200 liralık da teminat ister. Evet, yine insaflı davranır. Yani hiç kimse bunu yapamaz. Tabii. Efendim işte fakirden alınıyordu da şimdi zenginden alınıyor. Ya bunu ancak konuyu hiç bilmeyen ya da demagoji yapan kişi söyleyebilir. Aklı başında olan hiç kimse böyle bir sözü söyleyemez. Bir de kat kat faiz ayetinden bileşik faiz yorumunu çıkartanlar var. Yasak olan basit faiz değil de bileşik faiz yorumu var. Bak şimdi o kat kat faiz kelimesi. Ali İmran 130. ayette diyor ki Allah la te'ekulü riba. Faizi yemeyin diyor. Faizi. Ana paradan bahsetmiyor orası. Adafen mudafa. Bu şeydir. Katlar ve katları şey yapar, artar. Yani değişmez özelliği odur. Faizin bir şeydir, sıfatıdır yani. Faizin yapısıdır. Onun için şimdi sen faizle paraya verdiğin zaman para artar, katlanır. Bugün şeydeki işte Amerika'daki o 23 trilyon alacaklısı birkaç tane banka para babaları. Peki bunları sürekli artıyor. Yapısı bu. İşte bak geçen haftadan bu haftaya 1 trilyon artmış. Yapısı bu. Onu söylüyor. Ama bunu tutup demagoji yaparak yok efendim artıp da ana paraya ulaşan faizi yemek yasaktır. Bu da tefedir falan diye saçmalayan hocalar var. Ne yapalım? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Zaten cehenneme gitme hürriyetini de hocalardan daha iyi kullanan birini görmedim ben bugüne kadar. Ama öbür tarafta herhalde peşinden gelenleri koruyup savunmayacaklardır diye düşünüyorum. Bu ahirette herhalde bu cehennemin en zor yerinde olacak olanlar hocalar, insanları din adına saptıranların yeridir. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Müsaadenizle bitirelim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Faiz meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada bu konuyu konuşurken faydalandığımız kitap, geçen hafta da söylemiştim. Faiz meselesi, tarihte örnek uygulamalar kitabı. Bu kitaptan da faydalanmaya devam edeceğiz inşallah. O zaman gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. İyi haftalar.